أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو أسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalale ve külle dalatın finnar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete itihar eden mümini müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin, müminat bu cami-i şerifi yaptıranlar, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, tüm geçmişlerimizin ervaikin el-Fatiha. İştenibu sakınınız el-kebaira büyük günahlardan sakınınız. Nedir o? Eşşirke billah, Allah'a ortak koşmak, vakatlen nefsi, insanı haksız yere öldürmek, vel firar mine zahfi, muharebeden, harp meydanından kaçmak, ve ekle malel yetimi, yetim malını yemek, ve ekle riba, faiz yemek, ve kasbel muhsanati, iffetli kadınlara iftira etmek. Şimdi bunları zaten ötekinde saydık. Niye şimdi bu hadisi bir daha sayıyor Gümüşhanel Ahmet Ziyad'ın Hazretleri? İlave yapıyor şimdi. Büyük günahlardan birisi de ve teazzub ba'del hicre. Evet. Hicret ettikten sonra evlenmemek büyük günahtır diyor. Bu hadiste öyle. Neden? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden kurtulmuş, Medine'ye gelmiş. Medine'de İslam devleti kurmuş. Müslümanlar bir varlık oluşturmuşlar. Ama 100 kişilik Müslüman var, 100 bin kişilik düşman var. Yaşatırlar mı seni? Müslümanların güçlenmesi lazım. Güçlenmek için Müslümanım diyen, Müslüman olanların Medine'ye göçmesi lazım. Bir de çoğalmalar lazım. Böyle bir zaruret varken, ölüm kalım meselesi bu. Zaruret varken ben evlenmeyeceğim demek öyle diyor. Bu hadis-i şerifte odur. Ve teazzub ba'del hicre, hicretten sonra evlenmeyeceğim deyip evlenmemek de büyük günahtır. İslam'a ordu lazım, asker lazım ki İslam kendini koruyabilsin, tasallutlardan korunabilsin. O da evlenmiyor. Bu hadiste onu söylüyor. Farkı ötekinden böyle. Veyahut da şöyle de yorumlamışlar bunu. Nikah bir nimettir. Allah'ın bir nimetidir. Çocuk sahibi olmak nimettir tabii. Millet olarak çoğalmak bir nimettir. Güç kazanmak demektir. Nikah nimetini inkar etmek büyük günahtır anlamına da yormuşlar. Nikah evlenmeyi hor görmek büyük günahtır diye yorumlamışlar. Veyahut da demişler ki evlenme imkanı varken, zamanı gelmişken evlenmekte gevşeklik gösteren, atalet, tembellik gösterenin şeyisi de büyük günahdır demişler. Öyle de yorulmuşlar. Ama dünyevi özrü var adamın. Eli ermiyor evlenmeye, zaman bulamıyor. Öyle bir işi var, kabul edelim. Veya ailesini geçindirecek daha bir durumu yok. Veya sağlığı yok. Evlendiği zaman karısına karşı görevini ifa edemeyecek bir hastalığı var adamın.
bunun evlenmemesi büyük günah olmaz. Evet, büyük günah olmaz. Manevi bir özür de evlenmemek için kabul edilebilir. Mesela talebelik, ilim sahibi olmak fedakarlık gerektirir. Rahatından fedakarlık edeceksin. Meşguliyetin az olacak. Dünyevi meşguliyetin az olacak. Halbuki bir adam evlendiği zaman çoluk çocuğunun, karısının nafakasını temin etmek zorunda. Farzdır kocaya. Çalışacak yani. Ayrıca karısına karşı görevleri var, kocalık görevleri var. Bunları yapacak, onunla meşgul olacak. Onu ihmal etti mi zulmetmiş olur. Ha. Talebelik döneminde, ilim tahsili döneminde, ilim yolunda ilerlemek isteyen adamın bekar kalması, ilim elde ettikten sonra evlenmeyi ertelemesi büyük günah olmaz. Burada bir meşru mazeret vardır. Meşru mazeret vardır. Evet. Bunu da burada kaydetmemiz lazım. Bu hadis-i şerifi Taberani Sehl ibn Ebi Ceseme'den nakletmiş ki bunu destekleyen bir sürü hadis var. Şimdi evlenme konusu Peygamberimizin çok istediği, emrettiği bir husustur. En nikahu sünneti femen rövbe an sünneti feleyse minni. Nikah, evlenmek benim sünnetimdir, adetimdir. Benim adetimi yapmayan benden değildir diyor. Müslüman değildir gibi anlaşılsa da öyle değil. Peygamberimiz vurgulamak için bu işi, bekar dolaşmasınlar, evlensinler diye bunu vurgulu söylemek için benden değildir, bizden değildir sözünü söylemiştir. Yoksa büyük günah işlese bile bir adam inkar etmemek kaydıyla kafir olmaz. Müslüman değildir sözü hani kafirdir anlamına gelir. Bu da büyük günah olsa bile kafir olmaz. İnkar etmiyor çünkü. Ne olur? Günahkar kimse olur. Günah. Ama peygamber benden değildir dedi. Korkutmak için, vurgulamak için. Aynen bu senin şu sözüne benzer. Şimdi annesi çocuğu kırıyor, döküyor, batırıyor halıları, evi, sandalyeleri kırıyor. Yakalamış, bir daha demiş, bunları yaparsan Anadolu tabiri, seni öldürürüm, gebertirim tabirini kullanırlar. Bir ana çocuğunu öldürür mü? Hayır. Ama böyle söylüyor, bu onun gibi vurgulamak için, korksun da yapmasın diye. Daha baskılı, etkili söz anlamındadır bu diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ama bunun benzerlerini şey diyoruz, görüyoruz. Mesela Ukkaf bin Bişir Hazretlerine, sahabi olduğu için Hazret diyorum. Bu ümmetin en güzel insanlarıdır sahabiler. Rastlamış. Demiş ki sen evli misin? Helleke mütezevviç. Evli misin? La demiş. Hayır, bekarım. Ve ente musirun bi hayr. Balın mülkün var mı? Çoluk çocuk geçindirebilecek imkanın var mı? Evet, naam demiş. Niye evlenmiyorsun öylese demiş. O zaman diyor ki Peygamberimiz sallallahu in kunte min ruhban nasara felhak bihim. Hristiyanların biliyorsunuz papazları evlenmezler. Katolikler de böyledir esas dinen. Katolik papazları evlenmezler hiç. Rahip denir onun için bunlara, dünyaya metelik vermeyen, evlenmeyen anlamına. O zaman onlardan sen git onlara katıl. Niye bizim aramızda? Benim sünnetim evlenmektir. Bak ben evlendim. Bizim sünnetim evlenmektir. Onlardan sen git onlara katıl. Yoksa evlen. Derhal evlen. Aksi halde diyor. Ne diyor bakın, çok ağır söz. Sen Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında gidip gelen bir adamsın. Müzebzebine beyne dalik. Bir oraya bir oraya gidip gelene müzebzeb derler. Hangisinden olduğuna karar verememiş. Çok ağır laf bu. Yani evlenmeyi teşvik ediyor. Peygamberimiz böyle vurguluyor. Onun için imkan varsa gecikmek yanlış. Gecikmek hemen
evlenmek gerekir. Babaların da bu görevidir. İşte görüyorsunuz böyle hicretten sonra diyor. Bu hicret bitmiş şimdi. Mekke'nin fethinden sonra bu bitmiş. Büyük günahtır diyor ya. Hicret bitmiş. Mekke'nin fethiyle beraber hicret farzı, şartı bitmiş. Ama zahiri mezhep dediğimiz Kur'an kendi ayetlerinin görünüşüne göre karar veren bir fıkıh okulu var, fıkıh mezhebi var. Onlar fenkihu evleniniz. Allah'ın emridir. Emir farz demektir. Akimus salate namaz kılın nasıl farzsa evlenmek de farzdır diyorlar. Öyle bir mezhep var. Zahiri mezhep. Hanefiler biz Hanefi mezhebinde olan İmam-ı Azam'ın peşinden gidenler bu konularda İmam-ı Azam diyor ki farz değildir. Neden farz değildir? Çünkü peygamberin yanında evlenmeyen adam vardı. Ebu Hureyre. Kendisine en çok hadis nakledilen sahabidir. Bekar geçmiş dünyadan. Neden evlenmemiş? Peygamberin evlenirsem karımı beslemek zorunda kalacağım. Para kazanmaya gideceğim. Peygamberin hadislerini kaçırırım diye kendini ilme vakfetmiş. Dedik ki yukarıda ilim tahsili için evlenmemek mazerettir. Dedik ya işte buradan çıkarıyoruz onu. Şimdi ben demiş evlenirsem para kazanacağım. Pazarın çalışacağım. Peygamberden uzak kalacağım. Ben yokken söyler bilemem, öğrenemem. Kaçırırım diye evlenmemiş. Mal mülk edinmemiş. Birileri verirse yemiş. Harp olduysa gitmiş. Oradan ganimetten düşeni bitirince kadar yemiş. Olmazsa demiş ben ilim tahsil edeceğim. Aç, susuzluğa katlanacağım demiş ve evlenmemiş. Eğer farz olaydı evlenmek diyor İmam-ı Azam, o burnunun dibinden hiç ayrılmayan Ebu Hureyre'ye neden evlenmiyorsun? Evlen derdi. Efendimiz emrederdi. Demek ki evlenmek mecburi değil ki, farz değil ki. Peygamber bu kadar ağır söylemekle beraber, teşvik etmekle beraber farz değil ki evlen dememiş ona. Evlendim. Başkaları da var. Evlenmeyen başka sahabiler de var. Peygamber bir müstesna. Yani böyle çok kalabalık değil ama olsun. Mesela namazını geçirmeyene ihtar ediyor. Kıl namazını diyor. Cezalandırıyor hatta. Şarap içene bırak onu diyor. Faiz yiyene bırak onu diyor. Evet. Böyle olaylar var. Bunda evlen dememiş Ebu Hureyre. Demek ki farz değil. Farz olsaydı emrederdi. Mesela bir adam bilmiyor içkinin haram kılındığını. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yıllanmış şarap getirmiş. Buyurun demiş. Ya, özel elimle yaptım. Yıllardan beri de saklıyorum. Size layık demiş. Bilmiyor içkinin haram kılındığını. Gülmüş peygamberimiz. Sen demiş içkinin haram kılındığını bilmiyor mu demiş. Bilmiyorum demiş. İçki haram kılındı. Onun üzerine peygamberimizin önünde çok kıymetli bir şarap ya bu. Yanında duran adama satmak istemiş. Peygamberimiz anlamış onu satmak için. Kıyamıyor yani. Dökemiyor. Para çok para edecek. Yine gülerek demiş ki evladım demiş. İçilmesi haram bunun. Allah satmasını da haram kıldı bunun demiş. Öyle mi demiş? Peki öylesi demiş. Kaldırmış dökmüş. O zaman dökmüş. Ha bakın bırak onu diyor. Yapma diyor. Eğer evlenmek böyle mecburi olsaydı evlen derdi. Oradan çıkarıyoruz. Yoksa sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz Allah'ın verdiği tüm hakları kullanmış. Yani böyle mazereti yokken evlenmemek çok yanlış bir iş. Onu arz etmek istiyorum. Bu misallerle onu size açıklamaya çalıştım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor. İçtenibül hamra. Şaraptan sakınınız. Hamır üzüm şırasının bekletilmesi ile ekşimesi, acıması, köpüğünü atması durumuna gelen içkiye denir. Hamır budur. Şimdi böyle olunca bakteriler farede geçiyor herhalde. Acıtıyor, ekşitiyor, köpüğünü atıyor, acıyor. Şimdi bunu içen adamın içindeki alkol nedeniyle
ne işlem yapıyorsa beyinde, kafası çalışmıyor, sarhoş oluyor. İnsan insanlığını aklıyla kazanmıştır. Bizim de ağzımız var, burnumuz var, gözümüz var, kulağımız var, elimiz, ayağımız var. Hayvanlarda da var. Ama bize insan deniyor, onlara hayvan deniyor. Neden? Bizim aklımız var. Aklımızı bizi hayvanlardan ayırıyor. Şimdi insanın insanlığı aklıyladır. Aklı gitti mi hayvan olur. Allah insanı halifesi olarak yeryüzüne göndermiştir. İnni cailun fil ardı halife. Ayet var böyle. Allah'ın halifesi en şerefli mevki. İnsanı çok seviyor. Halife kılmış, yeryüzüne göndermiş. Bu niteliğini kaybetmesin. Bu niteliğini kazanmak aklıyla oluyor. Aklı selime sahip olmakla oluyor. Bu niteliği kaybetmesin diye içkiyi yasak etmiş Allah. Çünkü humar, içki insana humar verir. Ne demek humar? Aklını örter, bürür. Kafası çalışamaz. İçki içmeden çok güzel konuşan adam sarhoş olunca cümleleri kuramaz. Tamamlayamaz kelimeleri. Hezeyan eder, ne dediğini bilmez. İçki içmeyen adam çok güzel yürürken sarhoş olan adam yalpa yapar. Ne dediğini bilmez. İşte bu insanlığını kaybetmek demektir. Aklı gitmiş. Halbuki Allah insanın insanlığını korumasını istiyor. Yasaklarının ana hedefi bu. İçki içme demesinin maksadı da bu. Akla humar verdiği için, aklı bürüp örtüp çalıştırmadığı için şarabı haram kılmış Allah. İnnemel hamru içki ritsün min ameli şeytan feştenibuhu. Sakının ondan diyor. Şeytanın murdar işidir. Sakının ondan. Kesin emir var. Şimdi müçtehit İmam-ı Azam mesela, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet gibi müçtehitler diyorlar ki şarabın haram kılınmasının nedeni, illeti, temel dayanağı aklı gidermesidir. Rakı da bu, daha çok var. Vodka'da, viskide daha çok var. Madem ki haram kılınma sebebi sarhoş etmekse, bu öteki içkilerde daha çok var. Öyleyse onlar da haramdır. Kıyas yapıyorlar. İslam dininde Müslümanların delillerinden birisi kıyastır, içtihattır. Ayrıca Peygamberimiz zaten küllü muskirin haram, her sarhoş eden şey haramdır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır diye ve kalilu haram, evet, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diye hadisler var. Ayrıca içtihat yoluyla da böyle illet aynı olduğundan haramdır. İşte bu içkiden sakınınız. Çünkü aklı giderir. Bu şarabın 100 kadar ismi varmış. 100 kadar ismi varmış. Mutlak haramdır. Her sarhoş eden haramdır. Azı da haramdır. Çoğu da haramdır. Sarhoş eden şeylerin azı da haramdır. Çoğu da haramdır. Evet. Şimdi burada tabii bazı fıkhi açıklamaları size yapmam lazım. Şarabın içilmesi haram, kendisi de pistir. Kendisi pistir. Tuvaletteki mesela, şimdi artık modern tuvaletler var da dışkı gidiyor, lavma gidiyor, oradan da denize gidiyor. İstanbul'da denizli yerlerde, deniz olmayan yerlerde kuyulara gidiyor, orada işte arıtıyorlar vesaire. Ama eskiden evlerin kanalizasyon teşkilatı yoktu. Evlerin bir köşesinde tuvalet yapılır. Dışkılar, insan dışkısı, idrarı bir yerde çukurda toplanırdı. Şimdi anlayasınız diye şimdi açıklama yapacağım. İnsan idrarıyla dışkısı yıkanılıp suyla karışıp bulamacı oluyor. Çok pis bir şey değil mi? Şarap ondan da pistir. Şarap ondan da pistir. Fakat
haram, içilmesi haram kılınan, sarhoş ettiği için mesela alkol, İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum ben yalnız. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, o damıtma yoluyla elde edilir. Bir anasonu kaynatırlar, bir maddeyi kaynatırlar, buharı borulardan geçer, soğuk tabakaya rastlar, damla damla alkol olarak süzülür, düşer. Bu diyor, şarabın kendisi pis olduğu gibi pis değildir ama içilmesi haramdır. Buradan şuna geleceğim, Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. Mesela kolonyayı kullanabilirsiniz, elinize sürebilirsiniz. Doktorlar işte hastalık, mikrobik şeylerle uğraşıyorlar. Ellerini alkolle, mikropları öldürmez ama alkol hasta eder, hareket kabiliyetini iptal eder, faaliyetini durdurur. Böyle alkolle ellerini silebilirler. Mesela yağlı boyalarla uğraşan, ne bileyim tamirciler, adam namaza gidecek, eli yağlı yağlarla böyle kirlenmiş, sabun çıkarmıyor. Ama alkolü sürdünüz mü, alkol hemen onu hallediyor, çözüyor, yağı çözüyor ve kolayca çıkmasını sağlıyor. Bunlar ellerini alkolle yıkayabilir. Eline alkollü veya işte kolonyalı mendil sürebilir. Buna cevaz var, Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. İmam Şafii kabul etmez bunu. İmam Şafii alkolün pis olduğunu söyler. Ondan dolayı şarap kendisi pis, sarhoş eden diğer içkilerin alkol olduğu için onlar da pistir der. İmam-ı Azam hayır diyor, yapılımlarında fark var. O tuvaletteki o pislik gibi kokuşur, acır, kurtlanır, ondan olur şarap. Kendisi pistir, içilmesi de pistir, haramdır. Ama bu kolonyanın, alkolün yapılması damıtma yoluyla, immikleme suretiyle olur. Kendisi pis değildir, içilmesi haramdır sarhoş ettiği için. Onun için kolonya kullanabilirsiniz, Hanefi mezhebindeyseniz alkolü elinize sürebilirsiniz. Veya elbisenize yağlı bir şey bulaşmış, kolonyalı alkolle onu, o yağı çözüp yıkayabilirsiniz. Onun için bu bilgileri verdim. Ben İmam Şafii'ye de büyük saygı duyarım. Diyorsanız tabii kullanmazsınız. Mesela tıraştan sonra tıraş bıçağı mikroplu olabilir. Yüzünüzde bazı noktalarda çizik olabilir. O mikrop dolayısıyla orayı sivilce şeklinde kızarır, cerahatlenir. Ama alkol sürdünüz mü, o mikropların faaliyetlerini durdurduğu için öyle bir cerahatlenme, şişme olmaz, çıban oluşmaz. Hani bunlar Hanefi fıkhında caiz. Onu arz etmek istiyorum. Evet, işlerim ama siz şaraptan, içkiden uzak durunuz. Fe inneha miftahu külli şer. Neden uzak durunuz? Bir, Allah yasak etti. Allah yasak etti. İki, çünkü hamur, şarap, içki her şerrin, kötülüğün anahtarıdır. Neden anahtarıdır? Neden anahtarıdır? Arz ettik. İnsan aklı selimini kullanır, kötülüğü bilir, yapmaz. Akıllı olmayan adam kötü, şerli, kötü şeyleri seçemez. Mesela çocuğun aklı yoktur henüz daha, küçük çocuğun. Sen akıllısın, yılan gördüğün kaçarsın. Niye? Aklın seni, bu zehirlidir, seni sokar, öldürür. Aklın bunu sana söyler. Ama çocuk küçücük, 2 yaşında çocuğun aklı çalışmaz ki. Yılan zehirli olduğunu bilmez. Oynamaya kalkar. Akıl olmadı mı, ölüme kadar giden büyük şeyler, felaket şeyler işleyebilirsin. Akıl olmayınca mesela karı boşamak, evlendikten sonra arş-ı âlâ mazeretsiz boşamak, özrü yokken karı boşamak, yani karı kelimesini kullanıyorum, özür diliyorum. Hukukta dili karı koca, biz de hukukçu olduğumuz için karı kelimesi kullanıyoruz. Hanım desek daha kibar olur ama işte dilimiz hukuk kanundan öyle gelmiş. Şimdi hanımını boşaması bir adamın, öyle diyelim, hanıma çevirelim. Hanımını boşaması
mazeretsiz büyük günahtır. Öyle büyük günah ki Peygamberimiz buyuruyor yehtezül izahirkel arş. Arş-ı alayı silkindirecek kadar büyük günahtır diyor. Onun için var ayva karı boşanmaz. Evlenirken inceleyip sık dokuyacaksın. Kendine uygun bir hanım seçeceksin. Bu tamamen dinidir, meşrudur. Tabii gene kuralları çiğnememe kaydıyla. Evlendikten sonra var ayva karı boşarsanız işte böyle arşı silkindirecek vebaldir. Şimdi akıllı adam bunu bildikten sonra arşı silkindirecek bir günah işler mi? Ama sarhoş olur, kafası çalışmaz. O sarhoş kafayla karısını boşar. Arşı âlâ silkindirecek kadar ağır günah işlemiş olur. Veya bir mümin için en büyük şey Allah'ın rızasını kazanmaktır, hedef. En korkulan şey de Allah'ın gazabına uğramaktır. Allah'ın gazabına kafirler uğrar. Bir adam sarhoşken dine sövse, din İslam'dır. İslam da Allah'ın dinidir. Kur'an'a göre konuşuyoruz. İnned dine indallahil İslam. Din İslam'dır. Eski peygamberlerin getirdiği de İslam'dı. Sadece uygulamada fark var. Namaz kılma şekillerinde, oruç tutma şeklinde fark var. Ama inancı Allah bir dediler onlar da. İsa aleyhisselam da ben peygamberim dedi. Musa da ben peygamberim dedi. Adem de öyle söyledi. Allah bir, ben peygamberim dedi. O bakımdan İslam'dır hepsininki. Din İslam'dır. Bir adam dine sövse, din de Allah'ındır. Dini ben icat etmedim, sen de icat etmedin. Allah gönderdi. Semavi dinlerden söz ediyoruz. Tabii Allah'ın dinine söven adam dinden çıkar, İslam'dan çıkar. İslam dininin kurallarına göre İslam dininden çıkan adamın nikahı da kalmaz. İslam dinine göre konuşuyorum. Nikahı da kalmaz. Gül gibi hanımını elinden kaçırıyor. Neden? İçki içti. Kafası çalışmadı. Sarhoş vaziyette. Ne dediğini bilmiyor. Küfrü bastırıyor. Küfrü bastırınca da iman gitti. İman gidince nikah da gitti. Dine göre konuşuyorum tabii. Kötülüğün anası değil mi? En ulvi müessese, aile yuvasını yıkmasına sebep oldu. Veya seninle karşılaşır, kafası çalışmadığı için şunu yap dersen de yapmazsın, gülünç bir şeydir o yaptığı. Basar sana küfrü. O küfürden sonra kavgaya sebep olur. Aralar açılır. Nelere sebep bakın. Sarhoş olmak, içki nelere sebep? Bütün kötülüklerin anahtarıdır. Anahtarıdır. Bu nedenle içkiden kaçının diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, içki içen kimse 40 gün diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. 40 gün duası kabul değil, namazı kabul değil diyor. Hadis-i şerif var böyle, Buhari hadisi bu. Evet, içki içmede mısır olan adam, Peygamberimizin şeysi bu. Evet, müdminül hamr keabidil vatan. Şaraba, içkiye idmanlı. Ben bunu içmezsem yapamam, kabul etmiyorum yasaklığını, haramlığını diyen bir adam puta tapan adam gibidir diyor. Peygamberin hadisi bu. Böyle kötü neden? Allah küfrettiriyor. Beğene beğene aldığın, bir sürü masraflar ettin hanımını boşatıyor. Bu gül gibi kız evladını, çocuğunu dövdürüyor. Kadını dövdürüyor. Samimi arkadaşının kavga sebebi oluyor. Ne kadar kötülük varsa ondan çıktı. Akıl gitti içki sebebiyle. Evet. Bunlardan kaçırmak lazım. Namazın kabul olması için, namazın kabul olması için, duanızın kabul olması için içki içmekten sakınmak lazım. Bir başka yön var. Bir başka yön var. Şimdi Azrail'in ne zaman kapınızı çalacağınıza dair, çalacağına dair elinizde bir senet var mı? Kimsenin yok değil mi? Kimsenin yok. Ne zaman geleceğini, insanın ne zaman öleceğini Allah bilir. Yarın ne olacağını Allah bilir. Kur'an'da ayet bu. Nerede öleceğini de Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Sayıyorum.
عنده مفاتيح الغيب. Gaybın anahtarı Allah'ın elindedir. Bunu ancak Allah bilir. Ne zaman öleceğini kimse bilmez, Allah bilir. Şimdi bir Müslümanız elhamdülillah. Günahkar da olsak Müslümanız. İçki içtiğimizde, içerken, sarhoşken, Azrail Aleyhisselam süre dolsa, gelse nasıl olur acaba? Evet, bunu hep düşünmek lazım. Azrail Aleyhisselam o vaziyette canımızı alırsa çok önemli şeyler var şimdi, bakın. İnnemel amalu bil havatim. Ameller son durumuna göre değerlendirilir. Genel prensiptir bu. İnnemel amalu bin niyyat. O da genel prensiptir. Ameller niyete göre değerlendirilir. Modern, bugün hukuka da aynı uygun bunlar. Ameller sona göre değerlendirilir. Göre, şimdi bu içki durumu konuşalım. Adam iyi işler yapmış. Namazını kılmış filan ama çocuğun düğün yaptı diye veya komşusunun oğlu evlendi diye komşunun ısrarı üzerine oturmuş içki masasına, şarap içiyor, içki içiyor. İzâ câe eceluhum lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Ayet bu. İnsanın eceli geldi mi bir saniye öne alınamaz, bir saniye geciktirilemez. Ayet bu. Biz buna inanıyoruz. Kader değişmez. Doktorlar boşuna mı uğraşıyor? Hayır. Doktorların uğraşması dinimizin emri. Senin de doktora tedavi gitmek emri. Peygamberin emri. Allah'ın emri. Koşturacaksın. Ama ecel gelmişse doktorun verdiği ilaca tepki göstermez. Yanlış ilaç verir. O da insan yanılabilir. Saatinde yetişemez. Tuh! Bir saat evvel gelseydi yetişemez. Ecel yerini bulur. Kader değişmez. Yaşayacaksa ilaç iyi gelir, doktor iyi teşhis eder vesaire. Doktor uğraşsın, biz de doktora gidelim ama olmadı. Harakiri yapamayız, intihar edemeyiz. İsyan edemeyiz, kaderi böyleymiş diyeceğiz. Rıza göstereceğiz, yani kadere inanın. Şimdi ben içkiyle olarak, şey olarak buraya geleceğim. Ne zaman ecelimizin bittiğini kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Ecel de uzamıyor, eksilmiyor, geri ertelenmiyor. Senin ecelin bittiği anda sen de sarhoşsun, içki içiyorsun, meyhanede, evde, şurada, burada. Azrail geldiği zaman görevli melek. Hiç geri gitmez. Görevini hiç şey etmeden yapar. O vaziyette senin canın alırsa, sen mümin adamsın. Bunca sene namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun. Zekat vermişsin. Ama son an sarhoş. İçerken mühür öyle. İçerken öldü. Ne kadar kötü değil mi? Bir adam var Ramazan günü oruçlu camiye gelmiş. Beyin kanaması geçirmiş, kalp sektesi, secdede ölmüş. Bir öyle ölüm var. Bir de şarap içerken meyhanede ölüm var. Allah korusun. Kimsenin ölümün nerede olacağının garantisi olmadığına göre İçki, bir de içki duası kabul olmaz var, namazı kabul olmaz, öyle hadis var. Allah'ın emrini çiğnemişsin, Allah sana gücenmiş. Evet, günah işleyen kafir olmaz ama inkar etmedikçe. Ama böyle şeyler var, hadisler var, duası kabul olmaz, namazı kabul olmaz diye. Bir de ameller sona göre değerlendirilir diye hadis okudum size. İşte bu adam içki içerken mühür basıldı, bitti işi dese. Ameller sona göre değerlendirilir. Bu genel prensiptir. Adam 70 sene kafir olarak yaşar. 70. sene Müslüman olur. Müslüman olduğu anda yeniden doğmuş gibi olur. Geçmişini aramıyor kafirlerin Müslüman olduktan sonra. Bir sene namazın abdestinde namaz kılarken ölür adam. Bir sene namaz kılar, namaz kılarken ölür. Mühür, namaz kılarken öldü. Son iyi. Öteki herif 50 sene namaz kıldı ama içki içerken öldü. Mantığınıza hitap ediyorum. İçki içecek adam, zina yapacak adam. Zina ederken de Azrail gelebilir. Kalbi dayanamaz heyecana. Küt gider adam.
Eceli gelmiştir onun. Sebep çok. Emir çıkmış. Çıkmışsa ilahi emir bahane bol. Toprakta başlar, toprakta biter bu yol. Çok güzel bir söz buldum ben. Çok muhteşem. Git canını al demiş. Emir çıkmış. Bahanesi ne? Kalp sektesi, trafik kazası, bilmem beyin kanaması. O bahane. Sebep onlar. Emir çıkmış. Emrin ne zaman çıkacağını bilemeyeceğimize göre. İş geçeceği zaman bir insanın, bir müminin hırsızlık yapacağı zaman, zina yapacağı zaman bin düşünmeli, bin düşünmeli, öyle karar vermeli. Değil mi? Hepimiz akıllıyız. Hepimiz elhamdülillah müminiz. Bin düşünmeli, öyle içip içmemeye karar vermeli. Evet. Şimdi bir başka açıdan size arz edeceğim. Böyle Allah'ın sevmediği, gazap ettiği, insanların canını nasıl aldığına bir misal. Kitaplarda geçiyor yine. Azrail Aleyhisselam Allah'ın sevdiği kulları canını alırken incitmemek için ne kadar elinden gelen marifet varsa gösterir. Bizim Anadolu'da sade yandan kıl çeker gibi canını alır derler ona. Bunun yeri var tabi Anadolu sözü ama yeri var dinde. İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'la konuşurken Azrail Aleyhisselam'a demiş ki İbrahim Halilurrahman, kardeşim Azrail, Allah'ın gazap ettiği, başta kafirler olmak üzere, münafıklar olmak üzere, zalimler olmak üzere Allah'ın gazap ettiği bir insanın canını nasıl alıyorsun? Demiş ki sen ne yapacaksın bunu? Senin Allah'ın ateşe bile yaktırmadığı Allah'ın dostu Halil'i İbrahim'sin. Ne işin var böyle adamların canı nasıl aldığımla? Ne nicin sen? İşine bak. Rica ediyorum, çok rica ediyorum, çok rica ediyorum diye ısrar edince Allah'ın gazap ettiği, rahmetinden uzaklaştırdığı, bak, rahmetini üstüne göndermediği, kimsenin canını aldığı kılığa girmiş. Ateşin yakmadığı İbrahim Aleyhisselam, o Azrail'in o çirkin kılığına dayanamamış, bayılmış, düşmüş. Ayıldıktan sonra demiş ki, kitaplarda yazıyor bunu. Kardeşim demiş Azrail, bence demiş cehenneme gerek yok, şu suratın yeter demiş bu zalimlere. Şimdi bakın içki içmek Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak demek. Hatta şöyle bir hadiste var. Ben fazla söylemek istemedim ama yani bu umutsuzluğa sevk etmek istemiyorum sizi. Yaparken iyi düşünün sadedini söylüyorum. Bir insan içki içerken, zina yaparken, hırsızlık yaparken mümin olarak yapmaz diye de hadis var. Buhari hadisi bu. Biz bunu yorumluyoruz. Günah işleyen inkar etmeyecek, kafir olmayacağına göre kamil mümin olduğu halde yapmaz diye yorum yapıyoruz ama hadisin tercümesi böyle. Bir insan müminken zina etmez, müminken içmez, müminken çalmaz diyor. Hadis böyle, Buhari hadisi bu. Biz bunu yorum yapıyoruz. Böyle sert hükümler var. Şimdi Azrail Aleyhisselam böyle canımızı almasını mı isteriz? Yoksa güle güle acıtmadan işte bunlar böyle sıkıntıya uğramadan Kur'an'da var. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah. Cenneti göre göre, güzellikleri göre göre hiç canı incitmeden canı çıkmış. Böyle son sözleri elhamdülillahi rabbil alemin olur. Böyle ölmek mi iyi? Bence akıllı adam bu tehlikeleri düşünerek bir kötülük yapacaksa bir defa düşünmeli, ona göre hareket etmeli. Onu haber veriyor Peygamberimiz. Uzak durun diyor. Her kötülüğün, Azrail'in bu kıla girmesi kötülük değil mi? Kabir azabı kötülük değil mi? Cehennem ateşine girmek kötülük değil mi? Bütün kötülüklerin anahtarıdır bu içki diyor. Evet, daha başkası da var canım. İçkiyi çok içen adamın beyni sulanıyor. Çocuğu sakat doğuyor. Böyle örnekleri var. Çocuğu sakat doğuyor adamın. Beyni sulanıyor adamın. Siroz hastalığını yakalanıyor adam. Böyle felaket işlere, kötülüklere de çarptırılıyor. İçki içiyor sarhoş adam. Bir başkasını öldürüyor. Arabayı kullanırken gidiyor.
adamı çiğniyor. Katil oluyor adam. Kendisinin canını kurtarmak için dur diyen polise neler söylemiyor görüyorsunuz televizyonlarda. Sarhoş adam, ehliyetin beyefendi diyor. Neler söylüyor polise? O senin için çalışıyor ya. Bir dereye uçacaksın, bir adamı çiğneyeceksin. Onun için gelmiş adamcağız. Senin için. Neler söylüyor adam? İyiliği için gelen adama bile ne kadar şeyler söylüyor. Kafa çalışmıyor, sarhoş. İnsanlık elden gidiyor. İnsan onadan böyle söyler mi? İyilik eden adam böyle yapar mı? Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyini tutalım. Şaraptan, içkiden uzak kalalım. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Aklı selim sahibi olup, irade sahibi olup, kötülükler görüp, kötülüklerden uzaklaşan, iyilikleri görüp, iyiliklere koşan, dürüst, güzel müminlerden olmayı Allah bize nasip etsin.